Kanal 23 ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir Bizim Memleket programıyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi şehrin kültürünü, musikisini, yaşamını, gelenek ve göreneklerini, bölgedeki önemli yapıları, tarihi varlıkları sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Güzel bir yaz gününden, güzel bir Elazığ sabahından tekrardan merhabalar diliyoruz efendim. Bu hafta Elazığ'ımızın, bölgemizin özellikle tarihi anlamında çok kadim bir geçmişi bulunan eski adıyla Hüseyinlik Mahallesi'ndeyiz. Yeni adıyla da Ulukent. Hüseyinlik, Harput'un hemen yamaçlarında bulunan çok eski, çok nadide tarihi bir yerleşim merkezimiz. Oldukça da köklü bir geleneği var. Hüseyinlik'te özellikle musikisiyle dillere destan olmuş. Tüm Anadolu'da, tüm Türkiye'de dil okunan Hüseyinlik türküsünden tutun da tarihi camisine, konaklarına bambaşka bir yerleşim yeri. Tabii bu kültürel varlığın, bu kültürel yapıların korunması için de gerçekten büyük bir çaba ve gayret de gösterilmekte. Bugün Hüseyinlik'te bizleri, kendisi de Hüseyinlikli olan çok kıymetli bir üstadımız var. Araştırmacı yazar Sedat Çağlayan hocamız bizleri birazdan karşılayacak. Sözü fazla uzatmayalım dilerseniz. Bizim Memleket Hüseyinlik'te başlıyor efendim. Telgrafın başına bir tel çeksin, usulda kardeşime bu gençlikte neler geldi başıma, yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cebrine. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cebrine. Evet, bizim memleket programı tarihin, medeniyetin beşiği olan Elazığ'ın Hüseyinlik Mahallesi'nde, yeni adıyla da, yeni adını da söyleyelim, Ulukent Mahallesi'nde çok kıymetli. Bizler kendisini çok yakından tanıyoruz. Evet, birazdan kendisi de çok kıymetli bir hocamız anlatacak, ifade edecek. Sayın Sedat Çağlayan hocamız bugün bizlere Hüseyinlik'te eşlik edecek. Kendisine konuk olduk, kendisine misafir olduk. Sedat Çağlayan hocamız gerçekten Elazığ tarihi için, Elazığ'ın kültür, gelenek ve geçmişi adına çok önemli bir kaynak kişi. Ben her zaman söylüyorum, yerel kaynaklardan tek Sedat hocamız şu an var. Ondan yararlanmaya, faydalanmaya elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. İnanın her bir sözü arşivlik, her bir kelimesi kayıt altına alarak gelecek kuşaklara aktarılması noktasında çok kıymetli bilgiler aktarmaya devam ediyor. Sedat hocam, kendisi de birazdan anlatacak, Hüseyinlik doğumlu, buralı, buradan yetişiyor. O Harput'un, Harput kültürünü, o Harput beyefendisi dediğimiz tabirlerin tüm özelliklerini kendisinde barındırıyor. Ben gerçekten kendisini çok seviyorum. Kanalımıza da, programımıza da katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Sözü çok uzattım hocam. Öncelikle programımıza estağfurullah, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Aygün Bey, buraya teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başta Arif Çakmak Beyefendi'ye, artı Kanal 23 ailesine ve zat halinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle ki, zaten Kanal 23 bana yabancı değil. 4-5 sene Kanal 23'te de program yaptım. Hatırlıyoruz. Evet. Sağ olun, siz de Elazığ'ımızın kültürüne, musikisine büyük katkılar sağlamış bir insansınız. Sizi her zaman takdirle yad ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hem de yeni çıkarmış olduğunuz kitaptan ötürü Elazığ'ımızın ve çevre vilayetlerin arşivini meydana getirdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. O kitap hakikaten Elazığ'ımız için büyük bir değer. Yani bu güzel kelimeleri sizlerden duymak bizim için çok önemli. Estağfurullah. Çok klasik bir şekilde olacak ama evet. Sedat Çağlayan kimdir deyip programımıza başlayalım mı istedim? Ben pek kendimi tanıtmayı sevmem, söylemeyi sevmem ama kısa kısa bazı şeyler anlatayım. Şimdi efendim şöyle, tabii ben Hüseyinlikliyim ve aslımız aslen Ispartalı. Isparta ayağını Hacı Musa Bey ve Çelik Mehmet Paşa ahvadındanız. Hem anne tarafım hem baba tarafım. 1835'lerde eyalet valisi Reşit Mehmet Paşa'nın Elazığ'a gelmesiyle, malumunuzun Elazığ'ın kurulmasıyla o dönemde İstanbul'dan 40 tabur Asakir-i Şahane, tabir öyle, Asakir-i Şahane ordusu doğuya sevk ediliyor. Başlarında da Reşit Mehmet Paşa, Diyarbakır eyalet valisi. Ve baba tarafım o orduda Sancaktar, anne tarafım da Miralay olarak Elazığ'a geliyorlar. Tabii o zaman Elazığ yok. Yani şimdiki mezre tabir ediliyor. Ağaların ekenek yeri, ekili alan. Yani orası bir nevi köy gibi Elazığ'ın yerleşim yeri. O dönemde Ağavat Mezrası adı altında bir köy. Reşit Mehmet Paşa'nın Harput'a gelmesiyle, o zaman tabi Harput vilayet ve Harput asırlardır Osmanlı 1516'da Harput'u Karaçinzade Ahmet Bey tarafından alındıktan sonra Harput 1516'dan bu tarafa Osmanlı'nın idaresinde kalmış. Daha sonra da Cumhuriyet yönetiminde kalmış. Buraya düşman işgali girmemiş. Çok şükür. O bakımdan buraya geldikleri vakit sene 1835. Eyalet valisi Reşit Mehmet Paşa buraya geliyor. Tabii o dönemin güçlüklerinden dolayı, bilhassa kışların yoğun geçmesi ve Harput'a iniş çıkışların zorlu olmasından dolayı mezre dediği yere şehri indiriyorlar. Daha sonra tabi belirli evrelerden sonra malumunuz zat halinizde bilirsiniz. Ahmet İzzet Paşa eyalet valisi ve Harput valisi o dönemde bir meclis kararıyla Sultan Aziz tahta, onun adına izafeten Mamuratül Aziz, yani Aziz'in mamur ettiği bir şehir manasına gelen Elazığ'ı inkişaf ettiriyorlar. Daha sonra 1879 yılında Vali Abdülnafi Efendi tarafından valilik oluyor ve ondan sonra da değişmiyor. Çünkü daha evvel eyalet valileri artı efendim mutasarrıflıklar, daha sonra vilayet oluyor, tekrar değişiyor, mutasarrıflık oluyor. Tabii bunlar uzun hikaye. Ondan sonra 1879'dan itibaren valilik olarak günümüze kadar geliyor. Evet. Tabii ceddimiz burada bir kamu görevi icrası için. Tabii İstanbul'dan gelmişlerdir, buraya yerleşmişlerdir. Miralay Ali Bey daha sonra Musul'da ayaklanmalar oluyor. Oraya gönderiliyor Vali Paşa olarak ve orada vefat ediyor. Hanımı o dönemde Hüseyinlik'te ikamet ediyor. Niye bu lafı da söylüyorum? Çünkü Harput'un o dönemdeki askeri merkezi Ulukent, yani Hüseyinlik. Şimdiki Fethi Sekin Hastanesi'nin yerinde o zaman Reşit Mehmet Paşa 6000 askeri konuşlandıracak bir kışla yaptırıyor. Daha yanına da efendim işte askeri hastaneler, askeri depolar falan burada yapılıyor.
daha sonraki zamanlarda bu tabii harabeye yüz tutuyor. O dönemde Hafız Paşa zamanında Hüseyin'in altı depo. Depo, evet, kuşlar öter peppo peppo orada diye. Tabii tabii efendim. Hani askeriye, yani Harput'un askeriyesi o zaman Hüseyinlik'te konuşlanmış. Merkez burası. Evet. Eski büyüklerimiz öyle söylerdi. Derlerdi ki askeri merkez Hüseyinlik, paşaların falan oturduğu yerler Kesilik. Yığıki'de, yani şimdiki Aksaray'da da o zaman memurin kesimi, yani vilayette çalışanlar orada ikamet ederlermiş, otururlarmış. O bakımdan Hüseyinlik'te. Tabii Hüseyinlik'te. Hüseyinlik'te de askeri. Biraz sonra sokağı göstereceğim. Sağlı sollu efendim yüzbaşılar, binbaşılar, kol ağası, miralaylar, efendim paşalar o sokakta ikamet etmişler. Yıllardır bu kadar araştırma yapıyorum. İlk defa duyuyorum. Evet. Yani gerçekten çok kıymetli bir yer. Programın başına söyledik ki Elazığ'ın, Harput'un, Yukarı Fırat bölgesinin bu kültürünü anlatma noktasında. Emin olun ki bu yerel kaynaklar gerçekten çok önemli. Çok kadir kıymet bilmek lazım. Şu an o kadar güzel. Ali Bey, şöyle arz edeyim. Şimdi Hüseyinlik, Yığıki ve Kesilik dediğim üç yerde de tarihi bir yaşanmışlık var. Burada gayrimüslimlerle beraber hem Kesilik'te hem Yığıki'de hem Hüseyinlik'te. Burada gayrimüslimlerle beraber bir kardeş gibi yaşamışlar. Biraz sonra arz edeceğim. Burada bütün iş dalları var Hüseyinlik'te. Üç tane mesela o dönemde dokuma atölyesi var. Varcabet yanların dokuma atölyeleri var. Bir de hanımların ev bütçesine katkılarından dolayı kuyu dediğimiz çıkrıkla çalışan el dokumaları var. Öyle mi? Evet. Ben araştırdım, kitabıma da konu biraz aldım. Biraz ona da değineceğiz. Evet. Şöyle ki 93 Harbi dedikleri 1877-78'deki askeriyenin yazlık elbiselerinin, yani kumaşları Hüseyinlik'te dokunmuştur buradan gidenlerin. Evet. Yani Elazığ'ın. Yani el işçiliği, atölyeler anlamında Hüseyinlik. Hüseyinlik, evet. Sonra ikincisi iş dalları dedik. Burada 1888-89'larda buranın nüfusunun artmasıyla, hem gayrimüslimlerin hem Müslüman nüfusunun artmasıyla burası belediyelik teşkilatı oluyor. Yani aslında köy, fakat o dönemde nüfus 6000'lerin üstüne öyle çıkınca mi? Evet. Şu andaki ilçelerden büyük. Evet. Çıkınca o dönemde o günkü nüfusu düşünerek. Tabii. Baz alınca. Aynen. O bakımdan burası belediyelik dairesi oluyor. Yani birinci belediye dairesi Mamuratül Aziz, ikinci belediye dairesi Harput, üçüncü belediye dairesi Hüseyinlik. Bunda evet. Çok önemli bir bilgi. Evet. Harput Belediyesi'ni biliyorduk. Evet. Ve üçüncü belediye dairesi olarak da ve Hüseyinlik. Ve bunun yanında da bir de bir karakol teşkilatı var Hüseyinlik'te. Demin arz ettim, bütün iş dalları dedim. Şöyle ki, çarşıda gördüğünüz, tabii şimdi kalmamış, hepsi yıkılmış vaziyette. Manifaturacısından terzisine, nalbandından bakırcısına, kalaycısından efendim fırınına varıncaya kadar bütün iş dalları burada yapılmış. Bir de ilk stüdyo, fotoğraf stüdyosu. Öyle mi? Evet. 1874 tarihinde Askanaz ve Harutyan, Sürsüryanlar kardeşlerin babaları Gürcistan'da öğreniyor bu ilmi. Geliyor Hüseyinlik'te stüdyo açıyor. Yani Harput'ta demiyorum. Hüseyinlik'te ilk stüdyo Hüseyinlik'te açılmıştır. Sene 1874. Daha sonra oğulları Askanaz Sürsüryan ve Harutyan Sürsüryan bunu devam ettirmişler. Evet, Sürsüryan. Bunlar Sürsürülü değiller. Aslan köken olarak Sürsürülüler. Sürsürü'den o zaman Hüseyinliğin tabii nüfusunun artması, iş dallarının burada olmasından dolayı Sürsürü'de o zaman çarşı falan yok. Aygün Bey. Onun için Hüseyinliğe yerleşmişler. Yani babası gelmiş, yerleşmiş. Onun için lakapları Sürsüryanlar. Evet. Yani laf oradan geliyor. İlk fotoğraf stüdyosunu kuruyorlar. Yani Elazığ'da 1850-60 işte bu yıllardan itibaren fotoğraf stüdyosu var. Şöyle var. Bir tek Amerikan misyonerlerinin kendi imkanlarıyla çekmiş olduğu Harput'ta fotoğraflar var.
Yani malumunuz 1856'da Amerikan Fırat Kolejleri belirli merhalelerde kurulduktan sonra tabii o misyonerler getirmiş oldukları fotoğraf aletleriyle beraber Harpud'un ve çevre köylerin fotoğraflarını çekmişlerdir. Ama stüdyo olarak... Bugün o gördüğümüz sitelerdeki Havuzan Madyan'da... Onlar daha sonraki. Öyle mi? Tabii onlar yani daha sonra. Evet. Tamam peki. Şöyle ki yani ilk stüdyo Hüseyinlik'te açılmıştır. Hı hı. Ve iki kardeş, Sürsüryan kardeşler fotoğrafları çekmişlerdir. Şimdi mesela gördüğünüz eski fotoğraflar, bilhassa eski vilayet önünde çekilen grup halinde çekilen fotoğrafları Sürsüryan damgalıdır. Hmm. Evet. Onların ablemleri var. Evet. Sürsüryan damgalıdır ve onlar çekmişlerdir. Gelelim mimari yönüne. Burada öyle sanatkarlar yetişmiş ki mesela hem taş ustalığı hem de duvar ustalığı yönünden taşı bir dantela gibi kendi imkanlarıyla oymuşlardır. Hı hı. Ve güzelim evler yapmışlardır. Bunun haricinde de vilayet konağı dediğimiz taşlar 1800 ya hocam. Evet. Yani bu Urartulardan gelen genetik ben hep tabii, öyle düşünüyorum. Tabii yani onlar bu... tabii malumunuz milattan önceki yıllarda evet. Urartular, Harput i̇şte Kalesi'ni falan. Bence o genetik şey evet. devam ediyor diye bazen düşünüyorum evet. işte bu Urartuların evet. bizim Elazığ'daki ustalarını taşı iyi yontması evet. oradan mı geliyor 1000 yıllar öncesinden? Tabii tabii. İşte böyle şöyle bazen... efendim o dönemde Hüseyinlik'teki taş işçiliği şaheser bir şekilde yapılmıştır. Duvar ustalığı yine hakeza. Bir de buradaki gayrimüslimlerden bazıları İstanbul'a gitmişler. Oradaki konak ve saraylardakilerini örnek almışlar. Marangozluk sanatında da bilhassa tavan işlemeleri. Hem yağlı boya olarak yapmışlar hem de ağaç oyma olarak yapmışlardır. Hüseyinlik'te vardır. Marangozluk işçileri yani işleri o sonraki şeydir. Tamam, evet. Pek. Eski konaklarda vardı. Hı hı. Mesela bir Ali Bey'in konağında, bir Faik Bey'in konağında tavan işlemeleri vardı. Faik Bey'in konağında yağlı boyayla oturmuş nakış vermiştir. Ali Bey'in konağında da ağaç işçiliği, hem kapı modelleri, hı hı. hem tavan modelleri ve kemerler. Buradaki maalesef günümüzde yok ama. Bazıları var, bazıları yok. Evet. Şöyle ki Aygün Bey, İzzet Paşa Camisi'nin karşısındaki eski vilayet konağımızın yapan ustalar Mustafa Paşa yani Seko Mahallesi'ndeki meşhur Kırmızı Konak, evet, Liva Kumandanlık evet. binası, artı Çimişgezek'teki Hamidiye Medresesi hı hı. ve eski Müşüriyet binası, Jandarma Kışlası Elazığ'daki, tabii bunlar günümüze gelmemiş, yıkılmış vaziyette. Bunların ustaları Hüseyinlikli Ermeni ustalardır. Hı. Evet. Yani bu tarih yapıların şu tabii, günümüze tabii. yetişen var mı? Bir tek vilayet konağıdır. Vilayet konağı evet. kaldı. Ve ya kitabımda da konu ettim. Hı-hı. Yapan ustaları, Hı-hı. ser mühendislerini, taşeron firmaları hepsini yazdım. Evet. Evet gerçekten evet. o çok önemli. Hocam bu kitabımız kitaba değinelim mi? Kitaba konu gelmişken ben şöyle buyurun, hem buyurun. Ekrandaki izleyenler için göstersem. Biraz da kısa bir bilgi versen sonra sizden dinlesek müsaadenizle. Estağfurullah. Bu arada Hüseyinlik'in suyundan mı? Çay inanılmaz lezzetli. Ekran olsun. Başındakilerine seslenelim. Hüseyinlik'e geldi de çaylar buradan. Sedat Hocam da. Bir şey ekleme yapayım Aygün Bey. O dönemde demin dedim ya Amerikan misyonerleri. Kolej müdürü Harry Riggs 1900'lü yıllarda çevre köylerde ve Harpot'taki suları analiz ettirmiş. Evet. En iyi su bizim burada akan örtmek suyu, kireç olanı az. Ben bir de çeşme. Evet, Doğu Kent'te şimdi kaybolmuş vaziyette sırap suyu dedikleri sudur. Yan taşları böyle bembeyazdır. Kireç olanı sıfır derecededir. Örtmek suyu da öyledir. Çok, evet. Çay çok lezzetli evet, olmuş. Evet. O bakımdan İşte o bakımdan söyledim. Söylüyorum. Evet. Ve Harry Riggs o zaman işte suları analiz ettirmiş ve en iyi su iki söylediğim yerdeki hı-hı. çıkan kaynak suları. Bu da gerçekten evet. bizler için evet. önemli bilgi. Evet, çok kıymetli izleyiciler. Hüseyinlik'teki çekimlerimiz devam ediyor. Sedat Çağlayan hocamızın ben şahidim. Yaklaşık 2-3 senesine ben şahidim. Tabii daha öncesi var ama büyük bir emek
verdi. Evet, özellikle evet. Sizin çalışma, evet. Deniz Hocam'la çalışmalarınıza evet, denk doğru. geliyordum. Tarihin Işığında Hüseyinlik kitabı, Sedat Çağlayan. Benim bildiğim kadarıyla Elazığ'daki kitap evlerimizde de evet. var. Oradan da temin sağlayabilirler. Evet. Hüseyinlik kitabı ben sayfasını aklımda da ama söyleyeyim. 300 küsur bir sayfa evet, sayfaya sahip. Hüseyinlik'le ilgili yapılan ilk çalışma. Evet. Yani bizim Elazığ'ımızın, Harput'umuzun bu evet. bölgenin en önemli tarihi merkezlerden biri olan Hüseyinlik'le ilgili ilk çalışma. Ben kitabı baştan sona okudum. Gerçekten her evde, evet. her işte kamu kurumunda bulunması gereken nadide eserlerden biri. Yani Harput kitaplığımıza evet. kazandırılmış. Şöyle çok kıymetli bir durum. Evet. Şimdiye kadar Elazığ çevresindeki köylerde maalesef böyle bir çalışma yapılmamış. Hı hı. Biz de dedik ki hani Hüseyinlik köydür. O, yani öyle gelmiş tabii. Ha, Harput'un bir mahallesi konumunda ama köy olarak gelmiş. Bu kaybolmasın, bu eserler kaybolmasın. Osmanlı kayıtlarıyla beraber kitabımıza konu aldık. Burada yetişen büyüklerimiz, devlet ricalinde görev almış büyüklerimiz, artı bir de türkülere konu olmuş, siz her zaman evet, güzel evet. bir şekilde icra ediyorsunuz. Bugün okuyacağız inşallah. İnşallah. Hüseyinlik türküsüne konu olmuş Akif Efendi'nin. 9 sayfada onun hayat hikayesiyle ilgili Osmanlı kayıtlarıyla beraber belgeleri kitabımıza konu aldık. Gerçekten evet. çok önemli bir kaynak evet. oldu. Çünkü kimse bilmiyordu Akif Efendi kimdir, nerede yaşamış, nasıl olmuş, nerede vefat Bizim etmiş. Bizim işte sadece bildiklerimiz şehir yolunda evet, şehir yolu. Vefat ettiğini. Birazdan Aynen. hocam. Tabii konular çok, sizlerle evet. sohbetin de güzelliği evet. ayrı bir evet. önem arz ediyor bizler için. Hem şehir yolunda. Aynen. Şimdi şöyle söyleyelim Aygün Bey, Harput'a Hüseyinlik'ten 4 yolla çıkılır veya Harput'tan 4 yolla inilir Hüseyinlik'e. O zaman tabii demin dedim ya mezre, o zaman bir şey yok, şehir yok. Hüseyinlik'in de malumunuz Harput'un 22-23 mahallesi vardır, bunun 5 mahallesi gayrimüslim mahallesidir. Hı hı. Kalenin güney tarafındaki mahalle Süryani mahallesidir. Yani Sinabut mahallesidir. Ve Hüseyinlik'le hemen Hüseyinlik Sinabut'un bitiminde başlar. Yani güney kısmında. Yani bir mahallesi konumundadır. O bakımdan Harput'a demin söyledim 4 yolla inilir veya Harput'tan çıkılır. Serdal Bey'le bu arada Sinabut'un altından bir defa yürümüştük hocam. Evet, buradan başladık. Evet. Doğru. Değirmeni oradan. Doğru. Hüseyinlik Değirmeni var. Aynen, tarihi de. Oradan başladık. Sinabut Mahallesi'ne evet. kadar yürüdük. Hacı Hasan Bey'in değirmenidir. Hı hı. Babası Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır o değirmen. Çok büyük dinkler vardı. Tabii orada. Tabii. Büyükleri vardı. Son zamana kadar hizmet vermiş. Daha sonra orası da yıkılmış vaziyette. Yukarıdan su gelerekten o değirmen çalıştırılmıştır. O dere akıyormuş peki o Sinabut'un altından. Tabii o şeyden gelirdi. Mesela Dabakhane suları, eskiyi söylüyorum. Hı-hı. Dabakhane suları artı Kureybaşı suları oradan böyle büyük bir çayla gelir Hüseyinliğe. Demin gördüğünüz kahvelerin önünden akardı. Hı-hı. Şimdi tabii o sular kalmadı. Evet, evet. O suları kanalizasyona falan verdiler. Eskiden bir çay görünümündeydi. Hatta 1700'lü yıllarda vakıf senetleri vardır. Der ki Harput'tan gelen bu sular Hüseyinlik arazi sahipleri tarafından kullanılırsa arazi sahipleri her sene Harput'taki Ulu Cami'ye 8 kile buğday yani bir kile buğday 80 kilodur. 8 kile buğday Ulu Cami'ye verilecek. Malumunuz Harput'un kışları çetin. 1,5-2 metre karlar yağıyor o dönemde. Ulu Cami'nin damındaki kuş saraylarına o buğdaylar atılacak ki kuşlar bundan istifade etsin. Ne güzel bir uygulama. Evet. Ne güzel. Söylediğim ne kadar, 300 sene evvelki bir mesele. Ne kadar zarif bir evet. düşünce, ne kadar güzel bir O dönemde Aygün Bey her şey nizamlı ve intizamlı. Hüseyinlik'teki caddeler sokaklardan tutun sularına varıncaya kadar hepsi vakfiye senetleri olan efendim alım satımlarda bile teferruatlı bilgi yazılaraktan senet haline getirilmiş şeyler sular evet. mesela. Evet kıymetli hocam tabii Hüseyinlik evet. ben size soy başta da program başında ifade evet. ettim. Bir bölüm ve iki bölümde anlatılacak gibi değil. Nasip olursa bir bölümde inşallah bahçede çekeceğiz ama şöyle yapalım mı? Hem birazdan evet. Çaylarımızı da yudumladık. Hem bu
konakların gezimi hem de gittiğimiz tabii şehir yolunu başlangıcını bir görsek. Bir de yine güzel bir dut ağacı biz bulup birkaç dut deyip bir de Hüseyinlik türküsünü seslendirsek olur mu efendim? Olur efendim. Evet, Sedat Çağlayan hocamızla Hüseyinlik Mahallesi'nde çok güzel bir program gerçekleştiriyoruz. Hem tarihimizi hem de geçmişimizi, kültürümüzü öğreniyoruz. Sizlere de aktarmaya çalışıyoruz. Allah canına sağlık versin. Çok teşekkür ediyorum diyoruz. Aygün Bey. Sağ olun. Sizlerin de öyle. Yani bizi kırmadınız şimdi, hocam. Gerçekten estağfurullah. Çok şimdi oturduğumuz mekan Ulukent Camisi. Evet. Eski tarihi bir cami. 1700'lü yıllarda Temel Ağası Osman Ağa tarafından yaptırılmış. Daha sonra 5 sefer veya 6 sefer restorasyondan geçirilmiş. Tarihidir. Oradaki kitabelerin yazan da meşhur yurtbaşılı, şimdi eski Rahmi tabirle, efendim. Evet, Hoğlu Rahmi Harpudi'dir. Hoğlu deyince akla evet. Rahmi geliyor. Meşhur şair, divan şairimiz. Haftasar Fatih'ini evet, evet. Minare falan da daha sonra demin söylediğim ustalar tarafından yaptırılmıştır bu minare. Hakikaten şaheserdir. Evet. O zaman şöyle yapalım. Dilerseniz camiden evet, gezmeye bir şey başlayalım daha mı? Ekleme tamam. Yapayım tabii, efendim. Tabii, tabii. Gördüğünüz mezarlık o dönemde buraya Hüseyin'in eşraf aileleri ve hanımefendiler buraya gömülmüştür. 12 tane mezar vardır burada. 2 tanesi Miralay mezarıdır. Diğerleri de eşleri ve Elazığ'ın Hüseyin'in eşraf aileleri buraya defnedilmiştir. Bunun sebebi de şudur. Restorasyon esnasında camiye yardım babından altın para verilmiştir. O paralarla restorasyon yapılmıştır. Hı hı. Ve cenazelerini de buraya defnetmişlerdir. Allah rahmet eylesin. Öyle olsun efendim. O zaman cami gezmekle başlayalım. Hayır, buyurun. Bizim memleket Hüseyinlik'te devam ediyor efendim. Gelsin telgrafın başına bir tel çeksin usulda kardeşime bu gençlikte neler geldi başıma yazık oldu yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cebrine yazık oldu yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cebrine Evet, Hüseyinlik mahallemizdeki bulunan tarihi yapıları sizlere anlatmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Hüseyinlik deyince tabii bu tarihi varlıkların en başında da tarihi Hüseyinlik, yani yeni adıyla Ulukent, Ulukent Camisi. Ben çok fazla konuşmayacağım. Gerekli bilgileri Sedat Çağlayan hocamızdan ve sonra da başkanımızdan inşallah dinleyeceğiz. Şimdi Aygün Bey şöyle, Hüseyinlik Camisi tarihi bir cami. Malumunuz Hüseyinliğin tarihçesi ta Harput'un tarihçesine benzer. Zamanında ta Selçuklular zamanında Hüseyin uşağı yani Hüseyin ismindeki zat buraya o aşiretiyle beraber iskan edilmiştir. Onun için yani Hüseyin'in kelimesi Ermenice falan bir kelime değildir. Hı hı.
Türk kelimesidir ve hı hı. Hüseyinliğin... Onu bir daha söyleyebilir miyiz? Hay hay. Hay hay. Kelimesinin kökeni. Hüseyinliğin ismi Ermenice değildir. Hüseyinliğin ismi zamanında, ta Selçuklular zamanında Hüseyinlik aşiretini getirmişlerdi, buraya iskan etmişlerdir. Çok önemli bir bilgi. Evet. O bakımdan buranın adı o dönemden buraya zamanımıza kadar Hüseyinlik kelimesi olarak gelmiş geçmiştir. Ermenice değildir. Hı hı. Bu cami de çok tarihi bir camidir. İçinde bulunduğumuz bu cami. Ta 1700'lü yıllardan o zaman Timar Ağası Osman Ağa tarafından kayıtlarda da vardır. Kendi parasıyla ilk başta bu camiyi yaptırmıştır. Hı hı. Yaptırdıktan sonra cami 4-5 sefer tamirat görmüştür. Demin söyledik, girişteki mezarlık o dönemin eşraf ailelerinin gömüldüğü bir mezarlıktır. 11-12 tane mezar vardır. Bunlar o dönemde camiye tamiratına yardım babından tutmuşlar, altın para vermişlerdir. Onun için oraya gömülmüşlerdir. Allah rahmetli muamele etsin. Öyle olsun. Camimiz çok tarihidir. Sağ olsun başkanımız Hakan Palutoğlu beyefendi. Evet. Sağ olsun ve Turan Bey yardımcısı. O da ben ne zaman gelsem bir çalışma içerisinde. Evet. Sağ olsun camimize büyük ihtimam göstermişlerdir. Restorasyonunda ve bahçenin tanziminde. Evet, yapılmıştır. Marangozluk işlerini restorasyon sırasında şimdi rahmete vasıl olmuş. Babası Hakkı Palutoğlu tarafından el işçiliğiyle yapılmıştır. Sağ olsun çok muhterem bir insandı. Hac farizasını yerine getirdiği vakit orada kalp sektesinden vefat etmiştir. Ve oraya evet Allah rahmet etsin oraya defnedilmiştir. Onun oğlu da Hakan Bey'dir. Sağ olsun Hüseyinliğimize ve camimize büyük ihtimam göstermiştir. Ve Hüseyinliğimizin hem camisiyle, yollarıyla, çeşmeleriyle ilgilenen Turan Bey'dir. Sağ olsun kendisine. Gönüllüler çok, bunlar. Evet gönüllü. Gönüllü. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bilhassa suların taksimatında. Demin söyledin ya, sen dedin abi çok güzel bir su, örtmek suyu. Onun taksimatında, çeşmelere akmasında, yolların yapılmasında Turan Bey'i takdirle yad ediyoruz. Allah evet. Camimiz de her zaman pırıl pırıl, tertemiz. O bakımdan da başkanımız Hakan Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. İnanılmaz ferah. Evet. Bir insanın içini açan evet. bir ortam. Bir de var. Mistik bir havası vardır. Çünkü cami tarihi olduğu için 300 küsur senelik bir camimizdir. Artı o dönemde cami bahçesinde Osmanlı döneminde İptida Mektebi burada kurulmuştur. Rüşdiye Mektebi burada kurulmuştur. Mülkiye İdadi Mektebi burada kurulmuştur. Bir mesele anlatırdınız. Öğrenciler evet. Musalla taşının önünde. Hayır, onu da ekran başında anlatayım. Şimdi efendim İptida Mektebi'nde o zaman Hüseyinlik edep, saygı, hürmet üzerine kurulmuş bir köy. Büyükler ayrı, küçükler ayrı. Birbirlerine sevgi, şefkat muamelesi göstermişlerdir büyükler. Çocuklar da büyüklerine karşı saygıda kusur etmemişler. 20-25 yaşındaki bir delikanlı kahvelerin önünden geçmezmiş. Niye? Edep sayarmış ara sokaklardan, çünkü büyükler orada oturduğu vakit ayıp olmasın diye arka sokaklardan diyor gezerdik, geçerdik. İkinci bir husus, burada İptida Mektebi'nde talebe gelir, öğleden sonra saat 15'e kadar yani 3'e kadar müfredat bittiği vakit diyor evine dağılamasın. Elini kolunu sallayıp gidemezsin, taşkınlık yapamazsın. Çünkü her şey nizamlı, intizamlı. Bizim aşağıda musalla taşı dediğimiz mıntıkada bütün talebe diyor, asker gibi diyor dizilirdi. Mübessil başına gelirdi, eski tabirle söyleyeyim, mubasır gelirdi diyor, bağırırdı. Padişahım çok yaşa, 3 sefer. Padişahım çok yaşa. Ve ondan sonra herkes edebi dairesinde diyor evlerine dağılırdı. Evet, yani bu Harput kültürü, evet. işte Hüseyin'in buradaki evet. kültür evet. ne kadar zarif, evet. ince, evet. insana saygılı. Aynen. Bu geleneği devam ettiren de sizlersiniz. İnşallah şehrimize de örnek olursunuz. Şöyle bir durum Aygün Bey, şu cami, demin dedim ya 300 küsur senelik bir cami, diyor ki burada işte güzel sesliler diyor, mevlüt okurlardı. Artı
yukarıda minarede sela verildiği vakit bir tur selatü selam verilirdi. Arkasından bir naat-ı şerif okunurdu. Müezzin efendiler bunları iyi bilirdi. Teravih kılındığı vakit bu camide her dört rekatta bir harput ağzıyla diyor ilahi edilirdi. Ne burada güzel. Çok kıymetli hocalar gelmiş geçmiştir. Hepsi rahmete vesile rahmet olmuştur. Nur içinde yatsınlar. Evet. Mesela burada bir Sabri Hoca derler vardı. Muhterem bir zattı diyor. Onun babası Hacı Muharrem Efendi Rika hocasıydı. Hüseyinlikten çıktım şehir yoluna can ağrısı tesir etti koluma yaradan merhamet et kuluna yazık oldu yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cevrine yazık oldu yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cevrine lütfü gelsin telgrafın başına bir tel vursun Musul'da kardeşime neler geldi bu gençlikte başıma yazık oldu yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cevrine yazık oldu yazık şu genç ömrüme bilmem şu feleğin bana cevrine Yazık oldu. Ya
yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrini. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme.